Kromozomlar, gen, genom, DNA. Önce bir oradan başlayalım o zaman. Tekrar oradan bir hatırlamaya başlayalım. Evet, şimdi burada hücreleri görüyorsunuz. Hayvan hücreleri, birbirinden ayrı duran hayvan hücreleri. Tabii normalde hayvan hücre, kan hücreleri dışında bu şekilde birbirinden ayrı duran bağımsız hayvan hücreleri yok. Ama buradakiler ya kan hücreleri ya da işte bir şekilde birbirinden ayrıştırılmış olan örnek alınmış olan, örneği alınmış olan hayvan hücreleri. Bakın her birinin bir nükleosu var. Nükleosun içinde ne var? İşte bu nükleosumuz. Nükleosun içinde de kromozomlar var. Şimdi bu kromozomları sınıflandırdığımız zaman, şimdi buradaki teknik her bir kromozom çiftine, her bir kromozoma özel bir renk veriyor. Her bir yani birinci kromozom çiftini sarı, ikinci kromozom çiftini bu tondaki kırmızı vesaire o şekilde boyuyor. Şimdi bu kromozomları birbirinin aynısı olanları yan yana koyup büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bu görüntünün adı karyotip. Şimdi gördüğünüz gibi birinci kromozomdan iki tane, ikinci kromozomdan iki tane, birinci kromozomdan da ikinciden de üçüncüden de ikişer tane var. Şimdi iki tane birinci kromozomumuz var dedik. Bundan iki tane. Peki bunlara ne diyelim? Bunların adına homolog kromozom. İki tane homolog, birbirinin homoloğu olan iki tane birinci kromozom. Şimdi yine birbirinin homoloğu olan iki tane ikinci kromozom, işte iki tane 15. kromozom, bunların hepsi birbirinin homoloğu. Şimdi buraya kadar böyle. Peki bu kromozomların içinde ne var? Kromozomları açarsak ne var yapısında? Kromozomları açtığımızda en basit şekilde kromozomlar aslında DNA'nın paketlenmiş şekli. Neyle paketliyoruz? Proteinlerle paketliyoruz. Proteinlerin etrafına sararak paketliyoruz. Ayrıntılı yapıyı kromozomların ayrıntılı yapısında ikinciden moleküler genetik dersinde göreceğiz. Şimdi demek ki bir kromozom bir DNA molekülü. Bir kromozom bir DNA molekülü. Devam edelim. Evet, DNA. Buraları geçiyorum. Evet. Yani bir kromozomu açtığımızda aslında elimizde bir DNA zinciri var. Elimizde bir nükleotit dizisi var. Peki. Kromozomların yapısına baktığımızda, kromozomun içine girelim peki. Kromozomlarla ilgili, yani genler ve kromozomlar dedik. Şimdi şurada bir kromozomumuz var, görüyorsunuz. Bu kromozomun sadece şu kadarcık bir kısmını yaklaştırdığımız zaman burada şu genleri görüyoruz. Kromozom üzerinde belirli bölgelere gen diyoruz. Şurada maviyle gösterilen bölgeler birbirinden ayrılan genler. Şimdi göstermek istediğim şurada. Bu 11. kromozom. Şurada gördüğünüz. 11. kromozom ve bu bizim zoom skalamız. Zoom skalası en uzakta olduğu zaman. Şimdi bu bizim 11. kromozomumuz ve de üzerine belli bölgeler var. Şimdi buna yavaş yavaş yaklaşalım. Şimdi zoom skalasına bakın. Biraz daha yaklaştık. Görüyorsunuz. Neden 11. kromozom? Şurayı gösteriyoruz. 11. şu kadarcık bir kısım açtığımız zaman bu kadar gen var. Şimdi bunlar ne? Hemoglobin beta, hemoglobin delta, pseudo beta, G gamma, E gamma ve epsilon genleri. Şimdi bu ne demek? Şuradan şuraya kadar beta geni. Ondan sonra gen olmayan bölge. Şuradan şuraya kadar delta geni. Yine bir gen olmayan bölge. Şuradan şuraya kadar pseudo beta geni. Bu şekilde gidiyor. Yani genler kromozom üzerinde sıralanmış durumda. Daha da yaklaşalım. Biraz daha yaklaştık. Şimdi zoom skalasını buraya kadar aldığımızda şu anda sadece beta globin genini görüyoruz. Beta globin geni. Biraz daha yaklaşalım. Yaklaşamıyoruz çünkü koymamışım. Biraz daha yaklaştığımızda da artık doğrudan doğruya beta globin geninin DNA dizilimini görüyoruz. Yani bilmeniz gereken şu. Kromozom bir DNA molekülü. Uzun bir DNA molekülü, bir zincir. Ve bu zincir üzerinde belirli bölgelere gen diyoruz. Belirli bölgeler bu kromozom üzerindeki, bu DNA zinciri üzerindeki genlerimiz. Genlerin arasında DNA devam etmiyor mu? DNA devam ediyor ama oralar gen değil, intergenik bölgeler. Bakın intronlarla karıştırmayın, intronlarla çok karıştırılır. Genler ve intergenik bölgeler. Kromozom üzerinde genler arasında kalan gen olmayan bölgelere intergenik bölgeler diyoruz. Yani bu durumda bizim şurada gördüğümüz kısım,
şurada gördüğümüz kısım kromozom 11'in üzerinde şu bölgede görülen bir kısım. Yani ben de beta globin geni kromozom 11'in kısa kolunda kısa kolun ucuna yakın bir yerde. Sadece bende mi? Hayır. Bütün insanlarda, tüm insanlarda beta globin geni burada yerleşmek zorunda. Genlerin yerleştiği, genlerin kromozom üzerinde yerleştiği bu bölgeleri ne diyoruz? Locus. Tamam? Locus. Unutmayın. Locus. Genlerin kromozom üzerinde yerleştiği bölge. Yani beta globin geni eğer bütün insanlarda, insanların hepsinde kromozom 11'in bu noktasında yerleştiyse bu lokusa beta globin lokusu diyoruz. Evet, buraya kadar tamam mı? Burada bizim işlediğimiz çaprazlamaların, şunların, bunların ne alakası var? Bu bağlamda kromozomal temel bağlamında gördüklerimiz ne? Hepsini kısaca tekrar bir daha tekrarlayalım. Kısaca tekrar bir görelim. Şimdi monohibrit çaprazlamada durum neydi peki? Şeyle ilgili gidersek. Evet. Şimdi burayı hatırlıyorsunuz. Tekrar bezelyelere dönecek olursak tohum rengi dediğimiz zaman sarı ve yeşil renkler vardı. Sarı veya yeşil olabiliyordu. İki farklı özellik. Dominant olan sarıydı. Alele, bu nedenle sarı alele büyük G, yeşil alele de küçük G demiştik. Şimdi iki tane true breeding, yani iki tane saf kan, Türkçe konuşamıyorum şimdi, karşımda İngilizce yazılı olduğu için. Burada iki farklı organizma görüyoruz. Sadece bir gene bakıyoruz. Bir genin iki kopyası var ve bu iki kopya da birbirinin aynısı. Yani ikisi de sarı renge sebep oluyor. Sarı tohum rengine sebep oluyor. Burada yine her iki kopya da yeşil tohum rengine sebep oluyor. Nereden biliyorum? Çünkü bunlar true breeding, yani saf kan. Sadece sarı üreten, sadece sarı tohum çıkan bir popülasyondan, sadece yeşil tohum çıkan bir popülasyondan alınan bireyler. Şimdi bunların üremek için ne yapması gerek? Mayoz bölümü yapması gerek. Şimdi mayoz bölümü yaptıkları zaman her bir kromozomdan bir kopya alıp gametlere koyuyorduk. Peki, her bir kromozomdan bir kopya alacağız. Bu renk genini taşıyan kromozomdan renk geni bakımından kaç tane var, kaç çeşit var? İki tane var her bir hücrede ama hepsi de aynı. Hepsi birbirinin aynısı. Dolayısıyla üretilecek gametlerin hepsi renk geni bakımından birbirinin aynısı olacak. Yani üretilecek gametlerin hepsi, gametlerin tamamı büyük G alelini, yani sarı aleli taşıyacak. Burada üretilen gametlerin hepsi yeşil alelini taşıyacak. Çünkü gametlere koyacak başka aleli yok. Bu geni taşıyan kromozomlarında sadece yeşil alel taşıyanlar var. Peki. Birinci aşama mayozdu. Mayoz geçtik. Şimdi ne olması lazım? Bunların birbirini döllemesi lazım. Bunlar birbirini dölleyince ne olacak? Şimdi erkek gametlerimizin tamamı büyük G, dişi gametlerimizin tamamı küçük G. O zaman büyük G'lerin önünde kaç ihtimal var? Sadece bir ihtimal var. Mecburen gidip küçük G taşıyan bir gametle birleşecek. Birleştiği zaman yine bu birleşmeden ortaya çıkan yavruların tamamı heterozigot olacak. Yani bu yavrularda artık iki farklı tipte kromozom var. Aynı kromozom ama iki farklı özellikte, iki farklı alel taşıyor. Yani kromozomlardan. Bir kromozom büyük G alelini taşıyor, öbür kromozom küçük G alelini taşıyor. Yavruların tamamı %100'ü böyle. Birinci jenerasyonda. Peki, devam edelim. Bunu devam ettirirsek, eğer bu yavrulardan iki tanesini alıp tozlaştırırsak. Şimdi bunların yine ne yapması lazım? Tozlaşmadan önce gamet üretmesi lazım. Gamet üretirken de fenotip olarak sarı ama heterozigot, bu da fenotip olarak sarı ama heterozigot, önce bir mayoz bölümü yapması gerekiyor. Mayoz bölümü yaptıkları zaman bu kaç tip gamet üretebilir? İki tip farklı gamet üretebilir.
Yani iki ihtimal var. Bu iki ihtimal de gerçekleşir. Yarısı büyük G, yarısı küçük G taşır. Aynısı bu taraf için de geçerli. Ve bu G'nin önünde iki ihtimal var. Ya büyük G taşıyan bir gametle ya da küçük G taşıyan bir gametle birleşecek. Artık buraları hızlı geçiyorum. Çünkü anladığınızı düşünüyorum. 3'e 1 oranı elde edilmiş olacak. Şimdi sizi sıkmamak için buraları daha hızlı geçiyorum. Önceki derslerden izleyebilirsiniz. Evet, alternatif yöntem olarak Punnett karesi dedik. Punnett karesinin yapılışını hatırlamayan var mı? Monohibrit çaprazlamanın Punnett karesinde yapılışını hatırlamayan var mı? Bakın, köprüden önceki son çıkış. Bir daha tekrarlamayacağım buraları. Evet. Situation yazmışım. Yanlış yazmış. Situation. Şimdi buraları da geçelim. Evet, şimdi. Dihibrit çaprazlamanın böyle el yazısıyla yapılışını gösterdim mi size? Dihibrit çaprazlamanın el yazısıyla yapılışını. Çünkü sizden de böyle bekliyorum. Evet, güzel. Şimdi burada şeye bakalım. Sadece independent assortment ve segregasyona bakalım. Onunla olan bağlantısına bakalım. Şimdi burada ikigen var. İkigen üzerinde çalışıyoruz şimdi. Biri tohum şekli, öbürü tohum rengi. Biri bir kromozom üzerinde, öbürü başka bir kromozom üzerinde. Dolayısıyla biz mayoz bölünmeyi yaptığımız zaman, bu organizmalar mayoz bölünmeyi yaparken bir tohum şeklini taşıyan, geni taşıyan, tohum şekil genini taşıyan kromozomdan bir tane alacak, bir tane de rengi taşıyan kromozomdan alacak. Gamet oluşumu sırasında. Şimdi bu organizma kaç tip gamet oluşturabilir? Her iki lokus bakımından da homozigot olduğu için tek tip gamet. Bu da her iki lokus bakımından rezesif olduğu için tek tip gamet. Oluşan yavruların hepsi aynı. Şimdi bu çocuklara, şimdi buradaki yavrulara gamet ürettirelim. Şimdi buradaki yavrular gamet ürettirirken birinci kromozomdan kaç çeşit var? İki çeşit var. Biri büyük R alelini taşıyor, öbür çeşit küçük R alelini taşıyor. Yine G genini taşıyan kromozomdan kaç çeşit var? İki çeşit var. Biri büyük G'yi, öbürü küçük G'yi taşıyor. Şimdi böyle bir şey yaptığımız zaman gamet oluştururken birinci kromozomdan büyük G'yi alabilir mi? Alabilir. Büyük R'yi alıyorsa ikinci kromozomdan büyük G'yi alabilir. Bu birinci ihtimal. Yazdık. Yine birden büyük R taşıyan kromozomu alıyorsa ikinci kromozomdan küçük G'yi taşıyanı alabilir. Bu ikinci ihtimal. Birinci kromozomdan küçük R'yi taşıyanı alıyorsa ikinciden büyük G'yi taşıyanı alabilir. Üçüncü ihtimal. Yine birinci kromozomdan küçük R'yi taşıyorsa ikinci kromozomdan küçük G'yi alabilir. Bu da diğer bir ihtimal. Gametlerimizi oluşturduk. Şimdi Punnett karesini yaparken olası gametlerimizin, oluşturulabilecek gametlerimizin hepsini annenin oluşturabileceklerini bir eksene, babanın oluşturabileceklerini bir eksene yerleştirip aynı genleri, bakın burası önemli, buraya dikkat etmeniz gerekiyor. RG, RG diye yazarsanız kabul edemem. Çünkü aynı genin iki alelini bir arada yazmanız gerekiyor. Yani 2R yan yana, 2G yan yana. Büyük R, büyük R, büyük G, küçük G. Bu şekilde Punnett karemizi dolduruyoruz. Ondan sonra 9, 3, 3, 1 oranımızı bulmuş oluyoruz. Evet, güzel. Şimdi birkaç soruya bakalım. Evet, pigeons may exhibit checkered or plain color pattern. In a series of controlled matings, the following data are obtained. So when we cross checkered and checkered, we get 36 checkered and no plain. When we cross checkered with plain, we get 38 checkered and no plain. But when we cross two plain pigeons,
We get no checkered but 35 plain. Şimdi soruda ne diyor? Bir de Türkçe okuyayım. Güvercinlerde checkered dediği Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Girintili çıkıntılı desen, o desenli veya düzgün fenotipler var. İki tane desenli kuşu çaprazladığımız zaman, çiftleştirdiğimiz zaman burada gözlenen örneklerden 36 yavrunun 36'sı birden desenli oluyor. Düzgün yavru çıkmıyor. Bir checkered'la, bir desenliyle bir düzgün güvercini çiftleştirdiğiniz zaman yine yavruların tamamı, yani 38'i birden desenli oluyor ama hiçbir düzgün çıkmıyor. Ama iki düzgün anne babayı çaprazladığımız zaman, iki düzgün kuşu çiftleştirdiğimiz zaman bu sefer desenli kuş çıkmıyor yavrulardan. Yavruların tamamı, yavruların 35'i, 35 yavru varmış, 35 yavrunun 35'i birden düzgün çıkıyor. Şimdi buraya kadar tamam mı? Evet. Böyle bir durumda ne düşünüyorsunuz? Önce kim söylesin? Mehmet mi verdi mi? Hangisi söyleyeyim? Peki Sedat söylesin. Mehmet önceliği sana verdi. Bu durumu ne düşünüyorum? Desenli, halinde bu güvercin, desenli güvercinleri çiftleştirdiğimizde desenler ortaya çıktı. Aha. Desenli ve desensiz olan güvercini çiftleştirdiğimizde de desenler ortaya çıktı. Aha. Ama desensizleri çiftleştirdiğimizde sadece desensiz yavrular çıktı. Böyle kendim düşünüyorum ki desensiz, resesif geni taşıyor. Hı hı. Yani aleli. Aleli taşıyor. Bu desenli olanlar da dominant alelini taşıyor. Belki o F1'i F2'ye götürürsek desenli desensiz. Hı. F2'ye gitmeye şimdi geleceğiz F2'ye. F2'ye şimdi geleceğiz. F2 sonuçlarını şimdi söyleyeceğim. Evet, siz burada kalın. Geliyorum. Then F1F offspring were selectively mated with the following results. The P1 cross giving rise to F1 pigeon is indicated. Parentheses, okay. Checkered and plain. Checkered from A. Yani iki checkered'ın, iki desenlinin çiftleştirilmesinden çıkan bir desenli ile bir plain çaprazlandığı zaman, bir desensiz çaprazlandığı zaman 34 tane desenli yavru çıkıyor. Ve hiç düzgün yavru çıkmıyor. Ama B cross'undan olan, yani desenli ile desensizin çiftleştirilmesinden çıkan desenli yavrulardan bir tanesi alınıp düzgün yavruyla çiftleştirildiği zaman 17 tane desenli, 14 tane düzgün yavru çıkıyor. 17'ye 14. Bir cross daha var. Yine bu desenli ile düzgünün çaprazlanmasından çıkan iki yavru birbiriyle çiftleştirildiği zaman bu sefer 28 tane desenli, 9 tane düzgün çıkıyor. Bu söylediklerini not alırsanız iyi olur. 28 tane desenli, 9 tane düzgün çıkıyor. Diğer taraftan iki desenlinin yavrusu olan bir desenli, bir desenli, bir düzgünün yavrusu olan bir desenli ile çiftleştirildiği zaman 39 tane desenli yavru çıkıyor. Hiç düzgün yavru çıkmıyor. Sıfır düzgün yavru çıkıyor. Evet. Devamını kim getirmek istiyor? Devam edeyim mi hocam? Sen devam et, tamam. Sedat, sana tekrar söz vereceğim sonra. Evet, dinliyoruz. Yani hocam, ilk kısımda ben de Sedat'a katılıyorum. Hı-hı. Yani görünüşe göre desenli olan dominant gözüküyor. Şimdi, eğer bunun doğru olduğunu kabul edersek hocam, B'deki bütün şeylerin, bütün eksik o sistemini hepsinin heterozigot olması gerekiyor. O yüzden ben de çünkü direkt gelirse eski eksik kroslarda B seçeneğine bakarsak iki tane heterozigotu çaprazlamış. Burada da üç bir oranını görüyor. Yani sonucumuzu doğru olarak sayabiliriz. Evet. Evet, orada 3'e 1 oranı çıkıyor. Peki şu E'de ne olmuş? Bunu destekleyen bir şey daha var. Evet. 3'e 1 oranı olmuş. Orada da heterozigot da homozigot ve resesifi çaprazladığımız için, hı-hı, yarısı heterozigot olup dominant aleli gösteriyor. Yani, yarısı da homozigot ve resesif olduğu için resesif aleli gösteriyor.
Evet, şimdi burada doğrudan doğruya ilk ebeveynlerin true breeding olup olmadığını bilmiyoruz. Ama ne yapıyoruz? İkinci jenerasyona geçtiğimiz zaman aslında ilk ebeveynlerin true breeding olduğunu görüyoruz. Şöyle, ilk ebeveynlerden bir kısmı true breeding. Kimler true breeding? Ondan emin olabiliriz. Plainler true breeding. Neden? Çünkü iki plane'i çaprazladığımız zaman hiç checkered çıkmıyor. Ama bir checkered'da bir plane'i çaprazladığımız zaman tamamı checkered oluyor. Veya iki checkered'ı çaprazladığımız zaman yine tamamı checkered, yani desenli oluyor. Ondan sonraki F2 jenerasyonuna geçtiğimiz zaman, F2'ye geçtiğimiz zaman burada görmeniz gereken oranlar, şimdi sayıları görüyorsunuz, bu sayıları anlayabilmeniz için, anlaşılabilir hale gelmesi için standartize etmemiz gerekiyor. Standartize etmek de demek orana dönüştürmek. Şimdi burada aradaki birkaç sayılık, 2-3 sayılık farkları ihmal ettiğimizde aslında buradaki 17 ve 14'ün bire bire çok yakın olduğunu, birbirine çok yakın olduğunu, diğer taraftan 28'e 9'un da, yani 28'i 30'a yuvarlayabiliriz, 9'u da 10'a yuvarlayabiliriz. Bu durumda 3'e 1 oranını doğrudan görürüz. Yani burada ne oldu? 1'e 1 oranını ve de 3'e 1 oranını görüyoruz. En basit Mendel oranları. Yani en basit çaprazlama, en basit, en temel çaprazlamadaki Mendel oranları neydi? 3'e 1 ve 1'e 1 oranları. 1'e 1'i ne zaman görüyorduk? Daha doğrusu 1'e 1, daha doğrusu 3'e 1'i ne zaman görüyorduk? 2 heterozigotu çaprazladığımızda 3'e 1 oranını görüyoruz. 1'e 1'i ne zaman görüyoruz? Bir heterozigotla bir homozigot resesifi çaprazladığımızda 1'e 1 oranını görüyoruz. Dolayısıyla bu oranları gördüğümüzde aklımıza gelmesi gereken buradaki genlerden. Şimdi burada görmemiz gereken ne? Ben şimdi size buradan bir sürü soru sorabilirim ve sorarım da. Netekim her sene de sorarım, size de soracağım. Şimdi burada görmemiz gereken, burada ben size ne soruyorum? Bir, önce en başta derim ki, bu şeyleri simgeleyin. Sadece size checkered ve plain diye veririm veya işte verdiğim karakter her neyse. Başka bir hayvan türü olabilir. Aslan olabilir, kaplan olabilir. Birinci sınıfta büyük ihtimalle aslan, kaplan öyle bir şeyler sormuşumdur size. Sormuş muydum? Evet. Genelde kaplan şeklinde sorarım. Veya şöyle vizede finalde kaplan şeklinde sorarım. Kaplanlarda şöyle şöyle özellikler var. Kaplan, aslan. Bütünlemede de genelde eşek soruları sorarım. Eşeklerde işte şu durumlar, eşeklerde renkler veya desenler şöyledir böyledir diye. Tabii bunların hepsi hipotetik sorular ama hipotetik bile olsa sizin görmeniz gereken burada Mendel oranlarıdır. Peki buradan ne sorarım? Birincisi size derim ki burada kaç gen sorumludur? Bu olaydan kaç gen sorumludur? Şimdi burada sorumlu olan kaç gen olabilir? Evet, bir tane gen var. Neden? Çünkü doğrudan doğruya en basit Mendel oranlarını görebiliyoruz. 3'e 1 ve 1'e 1 oranlarını görüyoruz. Buradaki baskınlık tipi nedir derim. Buradaki baskınlık tipi nedir? Evet, buradaki... Efendim? Desenli olan baskın. Evet, yani... Complete dominance, evet. Desenli olan... Desensiz olana tam baskın. Buradaki gördüğümüz baskınlık tipi tam baskın. Buradaki inheritance nasıl bir inheritance'tır derim. Orada da hatırlamanız gereken tam baskınlık var ve de otozomal kalıtım var. Bunu da sorarım. Yani buradaki genler seks kromozomları üzerinde mi, yoksa otozomlar üzerinde mi kalıtlanma, kalıt taşınmaktadır diye sorarım. Buna ne diyeceksiniz? Efendim? İkimiz de farklı cevap söyledik. Evet, Sedat seks kromozomları dedi, Mehmet otozom dedi. Evet, Sedat neden seks kromozomları üzerinde? Hocam çünkü geçmiş diğer yavrularının geçiş seçimi şekli düşünüyorum ama yanlış biliyor olabilir, emin değilim. Mehmet neden otozomlar üzerinde? Hocam cinsiyetten hiç bahsetmiyor. İşte bu. Cinsiyetten hiç bahsetmediğim için demek ki reciprocal crosslardan aynı sonuç çıkıyor. Yani erkeklerden yüzde şu kadar, erkeklerden yarısı plain, yarısı checkered veya işte dişilerden tamamı checkered ama erkeklerin tamamı şey demediğim için, işin içinde cinsiyeti katmadığım için
Siz de cinsiyet kromozomlarını işin içine hiç katmıyorsunuz. Cinsiyet kromozomlarını işin içine katmadığınız zaman da otozomal kromozomlar diyorsunuz. Zaten eğer cinsiyet kromozomları üzerinde olsaydı bu şeyleri, oranları direkt böyle 3'e 1 ve 1'e 1 şeklinde göremezdiniz. Tamam mı? Ha, diğer taraftan size puan vermek için şunu da sorarım. Burada kaç gen vardır? Bu genlerin kaç aleli, gen veya genlerin kaç aleli vardır derim. Kaç tip alel var burada? 2. Ve bu aleller nelerdir derim. Evet, birisi plain, birisi çıkır. Gördüğünüz gibi size puan vermek için sorduğum sorular olacak bunlar. Ve genelde herkes de buralardan tam puan alır. İlk vizede beni hatırlarsanız eğer, ilk vizeler genellikle kolay ve mümkün olduğu kadar yüksek notlar aldığınız puanlar olur. Şimdi sorulardan bir tanesi bu. Şurada bir soru daha var. Dün spoiler verdiğim soru. Horozlara geliyoruz. Evet, geldik. Horozlar mıydı? Tavuklar mıydı hocam? Hatırlayamadım. Evet, horoz, tavuk. İkisi de olabilir. Bir önceki dersten hatırlarsanız tavuklar da bazen horoz gibi ibiklenebiliyor veya gerçi kuyruk tüyü öyle oluyor da ibikler de sanırım, ibiklerde de bu durum söz konusu olabiliyor. Bazı durumlarda horoz ibiği gibi olup da aslında tavuk olan veya işte ibiği tavuk ibiğine benzeyip de aslında horoz olan, bu nedenle yumurtlamayan, yumurtlayamadığı için de kesilerek, evet kesilerek tamamen haksızlığa uğratılan horozlar var. Yani bu horozları kesmeseniz, çiftleştirseniz belki çok güzel yavruları olacak. Ama öyle su yoluna gidiyorlar. Öyle su yolu diyeyim hadi. Evet. Şimdi burada gördüğünüz horozlarınızı görebiliyor musunuz rahat? Evet, yazılar okunmuyor sanırım. Neyse, burada şeyleri çok da görmeseniz de 4 farklı tipte ibik var. 131 ne Mehmet? Sayfa. Ha, sayfa. Ben de 97. sayfada mesela. Evet. Şimdi böyle bir 4 tane horozumuz var. Şu anda horozların ibikleriyle uğraşıyoruz. Geçen hafta kuyruklarıyla uğraştık. Bu hafta ibikleriyle uğraşıyoruz. Şimdi açmışsınızdır sanırım. Şimdi horozlarda böyle 4 çeşit ibik var. Horozlarda veya tavuklarda 4 tane, 4 farklı tipte ibik olabiliyor. Bunlar ne? Walnut, pea, rose, single. Şimdi burada madem kitaplarınız elinizde, bu şeyi okuyun. Insights and Solutions. Genetic problems take on added complexity if they involve two independent characters and multiple alleles, incomplete dominance or epistasis. Şimdi burada bunlara da bakmamız gerekiyor. Peki, durum nedir? Consider the problem of comb shape, comb bu arada ibik demek, comb shape inheritance in chickens where walnut, rose, pea and single are observed as distinct phenotype. These variations are shown in accompanying photographs. Considering the following data, determine how comb shape is inherited and what genotypes are present in the P1 generation of each cross. Şimdi burada sizi aslında sizin ilgilenmeniz gereken şey 4 farklı tipte ibik olduğu. Bu ibikleri de şöyle diyoruz. Cross 1'e bakarsanız iki single'ı çaprazladığımız zaman, iki single ibikli hayvanı çaprazladığımız zaman, dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Tavuklarda da, yani horoz olması şart değil, ibikli olması için horoz olması şart değil. Tavuklarında ibiği bu şekillerde olabiliyormuş. İki single tipteki ibikli hayvanı çaprazladığımızda yavruların tamamı single ibikli oluyor. İki walnut'ı çaprazladığımızda tamam walnut oluyor yavrularım. Rose, pea. Bir rose'la bir pea'yı çaprazladığımızda yine hepsi walnut oluyor. Cross 4'te F1'den alınan cross 3'ün yavruları. Yani rose ve pea'yı çaprazladığımızda oluşan walnutlardan iki tanesini alıp da çiftleştirdiğimiz zaman 93 tane walnut, 28 tane rose, 32 tane pea, 10 tane single çıkıyor. Şimdi dolayısıyla şunu görmeniz gerekiyor. İki tane walnut'ı çaprazlasam da, iki tane walnut'ı çaprazladığım zaman
tamamının walnut çıkma ihtimali de var. Veya bu şekilde farklı sayılarda 4 farklı fenotipinde ortaya çıkma ihtimali var. Şimdi evet, burada ne görüyorsunuz, ne diyeceksiniz bu duruma? Hocam ilk gözüme çarpan dördüncü gruptaki oranını... Ha, ne gördün? Ha? Yani, evet. Hangi oranı gördün? 9-3-3-5. Sedat sen ne gördün? Hocam ben iki tane gördüm. Bir tanesi bir de bir hepsinin oğlunuz olma ihtimali var. İki oğlunuz şartlar varsa. Ha? Eğer oğlunuzdan heterozil olsa, hı? Yani iki tane farklı değil de bir genin iki farklı aleyhine sadece bu sefer de 9-3-1 olanı var. Hı. Bu şekilde... Evet. Şimdi 9-3-3-1 oranı bize neyi gösteriyordu? Şimdi bir kere şunu hatırlayın. 9-3-3-1'deki 1 hangi genotipti? Hatırlıyor musunuz? Tamam derken 2 lokusta da 2 lokustaki her iki alelinde resesif olması. Yani veya şöyle diyebiliriz. Her iki lokusunda resesif alelleri için homozigot olması. Şimdi demek ki bir buymuş. Buradan şunu çıkarıyoruz. Buradan şunu yakaladık. Demek ki single ne zaman ortaya çıkıyor? Her iki lokusta da sadece resesif aleller bulunduğu zaman ortaya çıkıyormuş. Tamam mı? Bu bir. Yakaladığımızın birincisi bu. Peki walnut kaç durumda ortaya çıkıyor? Eğer sadece bu cross 4'e bakarsak veya şöyle söyleyeyim. 9-3-3-1'deki 9 ne zamanlarda ortaya çıkıyordu? Hocam, alellerin birisinin baskın olması lazım. Her iki gen için ve iki alelin birisi baskın olduğunda veya işte en alt birisi baskın olduğunda olmakta ortaya çıkıyor. Evet, bunu şöyle söylüyoruz. Her iki lokusta da en az bir baskın alelin bulunması durumu. Her iki lokusta da. Yani birinci lokusta da, ikinci lokusta da en az bir baskın alelin bulunması. Şimdi bu ne demek? En az bir, niye özellikle en az bir diyorum? Her ikisi de baskın alel olabilir. Yani baskın alel için homozigot olabilir bir lokus veya heterozigot olabilir. Şimdi İngilizce ifade ederken de şöyle ifade ediyoruz bunu. Siz sınavda İngilizce yazacağı için buna da dikkat edin. Presence of at least one dominant allele at both loci. Tamam? Buradaki durum o. Yani birinci lokusta da, ikinci lokusta da homozigot dominant da olabilir, heterozigot da olabilir. Bu iki durumda bize hangi sonucu veriyor? Walnutları veriyor. Birinci çapraz hangilerine? Şu ikinci ve üçüncü çaprazlamalara da baktığınızda bu sonucu yine doğrulayabiliyorsunuz. Demek ki buradaki dokuz ya homozigot dominant her iki lokusta da ya da her iki lokusta da en az bir dominant alelin bulunması demek. Peki 3-3. Oradaki 3 ve 3 neydi? Hocam birinden diğerinde Mehmet açık. Evet Mehmet açıkla. Hocam onda da ikisinden sadece birinde dominant. Şöyle söyleyelim. İkisinden sadece birinde resesif aleller homozigot. Yani iki lokustan sadece biri resesif alel için homozigot. Diğerinde en az bir dominant alel var. Tamam? Evet. Ha, evet. Biri bir genin resesif olması, öbürü öbür genin, pardon, biri bir genin biri bir gen için, biri genlerden biri için resesif alelin homozigot olması, öbürü de öbür gen için resesif alelin homozigot olması demek. Süreyi uzatıyorum. Çünkü biraz daha konuşmamız gerekiyor. Süre uzat. Hadi 15 dakika uzatalım. Şimdi 15 dakikayı sonuna kadar götürmek zorunda değiliz. Evet. Peki buradaki durumu nasıl açıklarsınız? Niye böyle bir acayiplik var? Yani veya şöyle sorayım. Buradaki acayiplik ne?
Yani şeyle kıyasladığınız zaman, bezelyelerle kıyasladığınız zaman, bezelyelerde böyle diye bir çaprazlamayı nerede yapmıştık? Tohum rengi ve tohum şeklinde yapmıştık. Orada doğrudan doğruya 9-3-3-1 dedik de, bu 9-3-3-1 neydi? Tamamen ebeveynlerde görülen karakterlerin, ebeveynlerde görülen özelliklerin farklı kombinasyonlarla dağılımıydı. Ama burada ebeveynlerde görülmeyen, yani ilk ebeveynlerde görülmeyen farklı farklı tipler ortaya çıktı. Bunu nasıl açıklarsınız? Hocam, kendilerinin birbirleriyle bir etkileşimi olmuş. Evet. Gen etkileşimi. Gen etkileşimi. Hı-hı. Burada hangisi var? Sedat gitti mi? Sedat düştü. Sedat istersen tekrar parmak kaldırabilirsin. Ah geldi. Evet gönderdim. Hocam internetin... Ha tamam. Soruyu duydun mu Sedat? Duymadım hocam. Bir daha tekrarlar. Şimdi bu horozlarda bir acayiplik var. Bu acayiplik ne? Neden bunlar adam gibi böyle bezel, adam gibi değil de bezelye gibi davranmıyor? Yani bezelye gibi davransa ne olurdu? Bezelyelerde dibri çaprazlamayı nerede yapmıştık? Tohum renginde ve tohum şeklinde yapmıştık. Tohum renginde iki tane tohum renginiz vardı, iki tane tohum şeklimiz vardı. Sonuçta çıkan yavrular bunların sadece ebeveynlerde görülenlerin farklı kombinasyonlarda görülmüşüydü. Ama burada tamamen farklı fenotipler görüyoruz. Ebeveynlerde iki farklı, sadece iki fenotip varken burada iki yeni fenotip daha işin içine girdi. Bunun sebebi ne? Burada baskınlıktan daha farklı bir durum var. Neden? Çünkü eğer farklı baskınlık tipleri olsaydı 9-3-3-1 oranını göremezdik. Şimdi burada 9-3-3-1 görüyoruz da yeni bir fenotip görüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor, şunu gösteriyor. Olaya karışan iki farklı gen var. Ve buradaki bir fenotip, yani ibik şekli fenotipi, iki farklı genin etki ettiği bir fenotip. Yani gen etkileşimi. Burada gen etkileşimi var. Buna epistasi de diyebiliriz. Ama doğrudan doğruya gen etkileşimi tipi bakımından söylediğimiz zaman daha doğru olacak olan komplementer gen etkileşimi. Komplementer.